Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 30 Haziran dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 182 milyon 411 bini, can kaybı 3 milyon 949 bini geçti. Dünyada uygulanan aşılar 3 milyar dozu aştı. Rusya'da ilk kez Delta Plus varyantı tespit edildi. Kanada'da ise binlerce koronavirüs kaynaklı ölüm vakasının resmi kayıtlarda yer almadığı ortaya çıktı. Salgınla ilgili tüm gelişmeleri bültenimiz içinde bulacaksınız. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Türkiye'de. Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla Antalya'da görüşecek. Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak. Bu çerçevede Suriye konusunun da gündemde olacağı ifade ediliyor. Rejimin ateşkes ihlalleri ve saldırılarından duyulan rahatsızlık dile getirilecek. Suriye ile Türkiye arasındaki Babel hava sınır kapısının açık kalması da görüşülecek. Ayrıca koronavirüsle mücadelede işbirliği ve Sputnik aşısı için yapılan anlaşmada ele alınacak. Ayrıntıları TRT muhabiri Ali Bayraklı Antalya'dan aktaracak. Son askerlerin de ülkeden ayrılmasıyla Alman ordusunun Afganistan'daki NATO bünyesinde görevi resmen sona ermiş oldu. 2001 yılından bu yana 150 binden fazla asker görev yaptı Afganistan'da. 59'u bu görev sırasında hayatını kaybetti. 250 kişiden oluşan son askeri birlikte ülkesine dönüyor. Almanya'nın Afganistan'daki NATO bünyesinde gerçekleştirdiği görevi resmen sona erdi böylece. Ayrıntılar birazdan programımızda olacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 2 Temmuz'a kadar İsrail ziyaretine başladı. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'e Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurarak uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı. Ayrıntıları TRT Kudüs temsilcisi Kubilay Çakır'dan alacağız. Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü'de başlattığı ortak tatbikat bugün sona eriyor. Mustafa Kemal Atatürk 2021 tatbikatı 28 Haziran'da Bakü'de başlamıştı. Tatbikata 600 askerin yanı sıra 40 tank ve zırhlı araç, 20 top sistemi, 7 helikopter, 3 insansız hava aracı ve 50 farklı askeri araç katılmıştı. Tatbikatla iki silahlı kuvvetlerin ortak hareket kabiliyeti ve sevk ve idare becerileri geliştiriliyor. Bugün sona erecek olan tatbikata dair detayları Bakü'den TRT muhabiri Fatih Havanos bizlerle paylaşacak. Lahey'de Sırp kasabı Milosevic'in danışmanları Stanisic ve Simatovic için mahkeme kararı bugün açıklanacak. Ayrıntıları Srebrenica'da bulunan arkadaşımız Ufuk Şahin'den alacağız. Taşkent ve Nur Sultan diğer canlı yayın duraklarımız olacak. Özbekistan ve Kazakistan'la ilgili tüm gelişmeleri canlı bağlantılarla programımız içinde bulacaksınız. Avrasya gündemi dünden bugüne, dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz haber turuyla başlıyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 182 milyon 411 bini, can kaybı 3 milyon 949 bini geçti. Dünyada uygulanan aşılarsa 3 milyar dozu aştı. Rusya'da ilk kez Delta Plus varyantı tespit edildi. Kanada'da ise binlerce koronavirüs kaynaklı ölüm vakasının resmi kayıtlarda yer almadığı ortaya çıktı. İtalya'nın Matera kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısının ilk günü sona erdi. Yayınlanan bildiride salgına karşı acil eylem çağrısı yapıldı. Toplantıya katılan Çavuşoğlu, koronavirüs aşısının rekabete değil, işbirliğine temel olması gerektiğine dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Türkiye'de. Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla Antalya'da görüşecek. Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak. NATO'nun Karadeniz'e başlatılan Deniz Meltemi 2021 tatbikatı devam ediyor. 30'dan fazla NATO üyesiyle Ukrayna'nın katıldığı tatbikata Moskova'dan karşı hamle geldi. Deniz Meltemi'ne sert tepki gösteren Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da tatbikat başlattı. Gerilim sürerken Hollanda, 24 Haziran'da Rus jetlerinin Hollanda'ya ait bir savaş gemisini taciz ettiğini açıkladı. Moskova iddiaları reddetti. İngiliz The Guardian gazetesi Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik zulmünü yazdı. Gazete, Yunan güvenlik güçlerinden saklanıp geri itilmekten kurtulan bir ailenin hikayesini okuyucularıyla paylaştı. Haberde Yunanistan'ın ölüme terk ettiği sığınmacıların varlığını inkar ettiğine dikkat çekildi.
Fransa'da ayrılıkçılık ve mücadele adı altında Müslümanları hedef alan yasa tasarısına ulusal meclisten de tepki geldi. Bazı muhalif milletvekilleri tasarının Müslümanları aşağıladığı yorumunda bulundu. İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki zulmü devam ediyor. İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 4 Filistinli genci gözaltına aldı. 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresiyle işgal altındaki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle gerilim yaşanıyor. İngiltere'de suçla mücadelede yeni bir adım atıldı. Mağdurlar artık kendi kanıtlarını çevrimiçi ortamda polise sunabilecek. Londra Polis Teşkilatı, sistemin soruşturmaları hızlandırılacağına dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'da resmi temaslarda bulundu. Fuat Oktay, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in ardından tarihi Semerkant şehrine geçti. Fuat Oktay'ı ziyareti sırasında Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'la beraberindeki heyet eşlik etti. Endonezya'nın Bali Adası açıklarında feribot battı. 6 kişinin can verdiği olayda 3 kişi kayıp. 41 yolcu ve 12 kişilik mürettebatın bulunduğu feribot, Ketapang Limanı'ndan ayrıldıktan yarım saat sonra battı. Değerli izleyenler, programımıza korona bloğuyla başlıyoruz. Türkiye'de koronavirüs bilim kurulu toplanıyor. Toplantının gündemini öğreneceğiz. Muhammed Ali Pehlivan bekliyor bizi haber merkezinde. Muhammed Ali, son derece önemli. Yarın kısıtlamalar da kalkıyor. Bu bilim kurulunda yeni kararlar bekleniyor. Sözü sana bırakıyorum. O bilim kurulu saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle başlayacak. En önemli gündem maddelerinden biri de Delta varyantı olacak. Bilindiği gibi Türkiye'de de sayısı gittikçe artıyor. Son olarak 26 ilde 224 kişi de görüldü Delta varyantı. Bunların çoğu İstanbul'da görüldü. İşte Delta varyantına yönelik yapılması gerekenler bilim kurulunun gündeminde olacak. Aşılamada bilindiği gibi hız kesmeden sürüyor. Şu ana kadar 50 milyona yaklaştı aşılamada. İlk doz 34 milyondan fazla, ikinci doz da 15 milyondan fazla olmak üzere ve bununla birlikte de 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşılamasında oran da arttı. %25 oranında bir aşılama söz konusu. Buna yönelik de yine aşı tedarikine yönelik çalışmalarında bilim kurulunun gündeminde olmasını bekliyoruz. İki doz aralığında 6 haftalık bir süre söz konusuydu, ancak bunun 4 haftaya yeniden indirilmesi konusunda da bilim kurulu görüş alışverişinde bulunacak ve hatırlatma dozu uygulanmasına yönelik, yani 3. doz aşı uygulanmasına yönelik görüşmelerde yine bilim kurulunun gündeminde olacak. Ve son olarak 1 Temmuz itibariyle de işte kısıtlamaların kalkması konusunda alınabilecek önlemler ve buna yönelik yapılacak görüş alışverişi de yine bilim kurulu toplantısında olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da saat 18'de YouTube üzerinden bir açıklama yapacak. Teşekkür ediyoruz Muhammed Ali Pehlivan'a. Son gelişmeyi aktardı bize. Dünya genelinde durum ne? Şimdi ona bakacağız. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 182 milyon 411 bini, can kaybı 3 milyon 949 bini geçti. Dünyada uygulanan aşılarsa 3 milyar dozu aştı. Rusya'da ilk kez Delta Plus varyantı tespit edildi. Kanada'da ise binlerce koronavirüs kaynaklı ölüm vakasının resmi kayıtlarda yer almadığı ortaya çıktı. Birçok ülkede ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan virüsün Delta varyantı endişesi hakimken, Rusya'da ilk kez Delta Plus olarak adlandırılan daha gelişmiş bir varyant tespit edildi. Ülkede bir günde kaydedilen 652 can kaybı ise salgın başından beri kaydedilen en yüksek can kaybı oldu. Delta varyantı Fransa'da giderek daha baskın hale gelirken ülkede aşılamaya ağırlık veriliyor. Hükümet bütün huzur evlerindeki personelin aşı olmasını istedi. Eylül ayına kadar aşı yaptırmazlarsa aşının zorunlu hale gelebileceği konusunda uyardı. Nüfusunun %32'si aşılanan Fransa'da özellikle Delta varyantının hızla yayıldığı güneybatı bölgesine daha fazla aşı gönderildi. Hollanda Sağlık Konseyi hükümete Pfizer-BioNTech aşısının 12-17 yaş arası tüm çocuklara uygulanmasını tavsiye etti. Kanada'da ise bilim insanlarının hazırladığı rapor çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Ülkede binlerce koronavirüs kaynaklı can kaybının resmi kayıtlarda yer almadığı belirtildi. Binlerce kişinin virüsten hayatını kaybettiği halde ölüm nedeninin farklı kaydedildiği ifade edildi.
Resmi verilerde 26 binden fazla Kanadalı'nın virüsten öldüğü bilgisi yer alıyor. Ancak raporda bu sayının çok daha yüksek olduğu vurgulanıyor. Değerli izleyenler, salgın turizm sektörünü vurdu. Tüm dünyada turizm gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak yaklaşık 4 trilyon dolarlık kayıp söz konusu. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre turizm sektörü salgın öncesi seviyeye 2023 yılında dönebilir ancak. Raporda aşı kampanyalarının önemine de dikkat çekildi. Koronavirüsün maliyeti ortaya çıktı. Turizm gelirindeki düşüşe bağlı olarak küresel gayri safi yurt içi hasılada 4 trilyon dolarlık kayıp bekleniyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü ile Ticaret ve Kalkınma Konferansı, koronavirüs salgınının turizm ve ekonomiye etkilerini rapor olarak açıkladı. Raporda gelişmekte olan çoğu ülkenin uluslararası turizme dayalı ekonomi sürdürdüğü hatırlatıldı. Salgınla sektörün büyük bir darbe aldığı vurgulandı. Aşı dağıtımındaki aksaklıkların bu yılda sektörde ciddi kayıplara yol açacağının altı çizildi. Raporda uluslararası turist sayılarındaki düşüş nedeniyle 2020'de 2 trilyon 400 milyar dolar kayıp yaşandığı belirtildi. 2021'in ikinci yarısında uluslararası turizmde toparlanma beklenmekle birlikte benzer bir kaybın söz konusu olacağı aktarıldı. Raporda turizmin ekonomi, iş gücü piyasası ve diğer sektörlere etkisi hatırlatıldı ve örnek olarak da Türkiye gösterildi. Türkiye'de uluslararası turizmin gayri safi yurt içi hasılaya yaklaşık %5 katkıda bulunduğu hatırlatıldı. 2020'de yabancı turist gelişinde %69'luk düşüş görüldüğü aktarıldı. Raporda turizm sektörünün toparlanmasının büyük ölçüde aşı uygulamalarına bağlı olduğu da ifade edildi. Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi aşı oranlarının yüksek olduğu ülkelerde sektörün daha hızlı toparlanacağı vurgulandı. Uzmanlar uluslararası turist sayılarında 2023'e kadar salgın öncesi seviyelere dönüş beklenmediğini de söyledi. Aşılamada genel duruma bakalım şimdi. Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı. Aşılamada Çin 1 milyar 210 milyon 230 bin dozla en fazla aşı yapılan ülke. Türkiye'de ise listede 9. sırada yer alıyor Türkiye. Tedavi çalışmaları da hız kazanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu 5 yeni umut verici aday tedavi bulunduğunu bildirdi. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı. Çin 1 milyar 210 milyon 230 bin dozla en fazla aşı yapılan ülke. Bu ülkeyi 329 milyon 30 binle Hindistan, 324 milyon 410 binle Amerika Birleşik Devletleri izledi. Türkiye 43 milyon 900 bin doz aşıyla 9. sırada yer aldı. Rusya'da da aşı uygulamaları hız kazandı. Ancak Kremlin daha önce planlandığı üzere nüfusun %60'ının sonbahara kadar aşılanması hedefinin gerçekleşemeyeceğini açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan koronavirüs tedavisiyle ilgili bir açıklama geldi. Birlik genelinde 5 yeni umut verici aday tedavi bulunduğu bildirildi. Söz konusu ilaçların nihai verilerin güvenlik, kalite ve etkinlik kriterlerini sağladıklarını göstermesi halinde Ekim ayına kadar tedaviler arasında yer alacakları ifade edildi. Türkiye'de aşılama hızlı ilerliyor. Listede 9. sırada yer alıyor dünya genelinde. Peki tablo bize ne söylüyor? Şimdi ona bakalım. Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs hasta tablosunu açıkladı. 29 Haziran tablosuna göre vaka sayısında artış meydana geldi. Günlük vaka sayısı 5846 olarak gerçekleşti. Hasta sayısı 510, vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 6536. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı 29 Haziran verilerine göre 229.846 koronavirüs testi yapıldı. 5.846 yeni vaka, 510 semptom gösteren hasta tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5.420.156 oldu. Son 24 saatte 6.536 kişi daha sağlığına kavuştu. İyileşenlerin sayısı 5.287.094'e yükseldi. 29 Haziran tablosuna göre 53 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 49.687 oldu. Ağır hasta sayısı ise 730 olarak kaydedildi.
Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geldi. Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla Antalya'da görüşecek. Gündemleri hayli kabarık, neler var? Gündemin ayrıntıları neler? Hemen Antalya'ya dönüyoruz. Ali Bayraklı bekliyor bizi orada. Ali, iki Dışişleri Bakanı'nın hayli yoğun ve kabarık ajandası var. Senden alalım ayrıntıları lütfen. Evet, Antalya'da son dönemdeki diplomasi trafiği devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Antalya'da diplomasi forumu yapılmış ve çok sayıda hükümet başkanı ve hükümet yetkilisi Antalya'ya gelmişti. Dünyanın çeşitli noktalarındaki bölgesel sorunlar ele alınmıştı. İşte bugün de Antalya'da çok önemli bir toplantı var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov'u ağırlıyor. Sergey Lavrov dün akşam saatlerinde Antalya'ya geldi ve öğleden sonra toplantı gerçekleşecek. Görüşmede ikili ilişkiler ile uluslararası gündemde yer alan pek çok başlık masaya yatırılacak. Şüphesiz bu başlıkların en önemlilerinden birisi Suriye konusu. Toplantıda rejimin ateşkes ihlalleri ve Esed yönetiminin saldırılarından duyulan rahatsızlık Rus tarafına iletilecek. Yine yerel sakinlere yapılacak insani yardımlar da masada olacak. İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki son durum ve terörle mücadelede de değerlendirmelerde bulunacak her iki bakan. Suriye ile Türkiye arasındaki Babel hava sınır kapısının açık kalması da gündem maddelerinden olacak. Görüşmede ele alınacak bir diğer konu da Libya olacak. Libya'da 24 Aralık 2021'de referandum ve genel seçimler yapılacak. İşte bu seçimler öncesinde siyasi ve sosyoekonomik sorunların çözümleri hakkında her iki bakan istişarelerde bulunacak. Diğer bir önemli gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele olacak. Özellikle Sputnik aşısının ortak üretimiyle ilgili detayların bu toplantıda netlik kazanmasını bekliyoruz. Yine 22 Haziran itibariyle Rusya uçak seferlerinde kısıtlamaları kaldırmıştı biliyorsunuz. İşte bu kısıtlamaların kaldırılmasından duyulan memnuniyet Rus tarafına iletilecek ve seferlerin başlatılmasından yola çıkılarak turizm konusunda her iki tarafın istekleri karşılıklı olarak iletilecek. Toplantıda ayrıca Ukrayna, Kırım, Güney Kafkasya'daki son durum, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan'daki son durum, Orta Asya, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki son gelişmeler de yine ele alınacak gündem maddeleri arasında. İkili toplantı saat 14.45'te yapılacak Lavrov ve Çavuşoğlu arasında. Sonrasında heyetler arası görüşmeye geçilecek ve ardından saat 16.30'da her iki bakan kameralar karşısına geçecek ve ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ali Bayraklı'ya çok teşekkür ediyoruz ve şimdi Karadeniz'e dönüyoruz. Karadeniz'de zaman zaman tansiyon yükseliyor biliyorsunuz. Yine öyle bir durum söz konusu. NATO'nun Karadeniz'de başlatılan Deniz Meltemi 2021 tatbikatı devam ediyor. 30'dan fazla NATO üyesiyle Ukrayna'nın katıldığı tatbikata Moskova'dan karşı hamle geldi. Deniz Meltemi'ne sert tepki gösteren Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da tatbikat başlattı. Gerilim sürerken Hollanda 24 Haziran'da Rus jetlerinin Hollanda'ya ait bir savaş gemisini taciz ettiğini açıkladı. Moskova iddiaları reddetti. NATO ve Ukrayna Karadeniz'de, Rusya ise Kırım'da tatbikatta. Karadeniz açıklarındaki askeri tatbikat 32 ülkeyi bir araya getirdi. Aralarında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu NATO üyelerine bu yıl Ukrayna eşlik ediyor. 23 Temmuz'a kadar sürecek tatbikat kapsamında yaklaşık 5000 asker 18 senaryoyu tatbik edecek. 30'un üzerinde gemiyle uçak ve helikopterlerin katıldığı tatbikatta savaş ve arama kurtarma denemeleri yapılacak. Deniz Meltemi 2021 başlamadan önce tepki göstererek iptalini isteyen Moskova'dan da karşı atak geldi. Rus ordusu yasa dışı ilhak ettiği Kırım çevresinde denetim tatbikatı başlattı. Rusya'nın savaş denemesinde S-400 ve Pantsir-S sistemleri yer aldı. Tatbikatlar sürerken Amsterdam'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Hollanda Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Hollanda donanmasına ait bir savaş gemisini 24 Haziran'da taciz ettiğini duyurdu. Olayın denizlerin serbestçe kullanımı hakkına aykırı olduğunu vurguladı. Moskova'dan yanıt gecikmedi. Rusya Savunma Bakanlığı, uluslararası kurallara uygun olarak savaş uçaklarının Hollanda gemisinin yakınında güvenli bir şekilde uçtuğunu açıkladı.
İtalya'dayız şimdi. Ülkede G20 Dışişleri Bakanları toplantısı yapılmıştı. Salgın karşısında acil eylem çağrısı yapan Matera bildirisi kabul edildi G20 toplantısında. Toplantıya katılan Çavuşoğlu, koronavirüs aşısının rekabete değil, işbirliğine temel olması gerektiğine dikkati çekti. İtalya'nın Matera kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları toplantısının ilk günü sona erdi. Yayınlanan bildiride salgına karşı acil eylem çağrısı yapıldı. Matera bildirisinde dünyadaki gıda güvensizliğinden derin endişe duyulduğu vurgulandı. Açlıktan etkilenen insan sayısının 2030'a kadar 840 milyonu aşacağına dikkat çekildi. Zirve sonrası konuşan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da salgın uluslararası işbirliğinin önemini ortaya koydu dedi. G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Mevlüt Çavuşoğlu, G20 ülkeleri salgınla mücadelede öncü rol oynamalı dedi. Çavuşoğlu aşı adaletsizliğine de değindi. Aşının rekabete değil, işbirliğine temel olması gerektiğini kaydetti. Afrika'daki durum karşısında duyarsız kalınamayacağını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir, kapsayıcı ve sağlıklı küresel kalkınma çabalarını desteklediğini ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu toplantıda Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la bir süre sohbet etti. Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola ve Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'yla da ikili görüşmeler yaptı. Son günlerde sık sık gündeme taşıyoruz. Afganistan'daki güvenlik sorunu ve NATO'nun askerlerini çekmesiyle ilgili bir haber var sırada. Almanya'nın Afganistan'dan asker çekme süreci tamamlandı. Son askerlerin de ülkeden ayrılmasıyla Alman ordusunun Afganistan'daki NATO bünyesindeki görevi resmen sona erdi. Minister. 2001 yılından bu yana 150 binden fazla asker görev yaptı. 59'u bu görev sırasında hayatını kaybetti. 250 kişiden oluşan son askeri birlikte ülkesine dönüyor. Almanya'nın Afganistan'daki NATO bünyesinde gerçekleştirdiği görevi resmen sona erdi. Açıklamayı Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptı. Alman ordusu da Alman askerlerinin Afganistan'daki NATO misyonunun tamamlandığını kaydetti. Alman askerleri Uluslararası Güvenlik Destek Gücü ISAF ve ardından hayata geçirilen kararlı destek misyonu çerçevesinde 2001'den bu yana Afganistan'da bulunuyordu. Ülkede bulunan askerlerin sayısı 1100 olarak açıklanmıştı. Almanya'nın çekilme kararı, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Afganistan'dan 1 Mayıs itibariyle çekilmeye başlayacağı açıklaması sonrası aşamalı olarak başlamıştı. Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik uygulamaları sık sık gündem oluyor. İşte İngiliz The Guardian gazetesi Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik zulmünü yazdı. Gazete Yunan güvenlik güçlerinden saklanıp geri itilmekten kurtulan bir ailenin hikayesini okuyucularıyla paylaştı. Haberde Yunanistan'ın ölüme terk ettiği sığınmacıların varlığını inkar ettiğine dikkat çekildi. Sığınmacı kadın 3 çocuğuyla birlikte aç bir şekilde 40 kilometre yürüdü. Yunan güvenlik güçlerine yakalanmamak için çocuklarıyla ormanda saklanan Filistinli kadın, yaşadığı o zor ve korku dolu anları İngiliz The Guardian gazetesine anlattı. 31 yaşındaki Filistinli kadın ve çocukları 21 Nisan'da 28 kişilik bir sığınmacı grubuyla Yunanistan'ın Sisam adasına ulaştı. Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacıları denize iterek ölüme terk ettiğini gören kadın bir boşluk bularak saklanmayı başardı. 3 çocuğuyla ormanlık alanda ilerlemek zorunda kalan kadın sadece dereden su içebildiklerini, yanlarında hiçbir yiyeceğin olmadığını söyledi. Yunan polisinden saklanarak ormanda yaklaşık 40 kilometre ilerleyen kadın ve çocukları günler sonra adadaki sığınmacı kampına ulaşmayı başardı. Açlık, susuzluk ve yakalanma korkusu içindeydik diyen kadın, şimdi çocuklarıyla beraber Avrupa'ya gönderilecekleri günü bekliyor. The Guardian, Yunan yetkililerin bu grubun varlığını ve olayı inkar ettiğini, ancak Türk sahil güvenliğinin geri itilen kişileri kurtardığını vurguladı, o anlara dair görüntüleri yayınladı. Haberde Birleşmiş Milletler'in de olaydan bilgisi olduğu ve soruşturma açılmasını istediği belirtildi.
Yunanistan'ın 2020'nin Ocak ayından bu yana 6.230 sığınmacıyı geri iterek ölüme terk ettiği vurgulandı. Fransa'da gündem ayrılıkçılıkla mücadele adı altında Müslümanları hedef alan yasa tasarısı. Yasa tasarısına Ulusal Meclis'ten de tepki geldi. Bazı muhalif milletvekilleri tasarının Müslümanları aşağıladığı yorumunda bulundu. Fransa'da Müslümanları hedef alan ayrılıkçı yasa tasarısı bir kez daha Ulusal Meclis'te. Görüşmelerde bazı muhalif milletvekilleri Müslümanları hedef alan tasarıya tepki gösterdi. Boyun eğmeyen Fransa Partisi milletvekili Alexis Corbière, tasarıyı savunan milletvekillerinin karanlık arzuları olduğunu söyledi. Tasarıdan faydalanarak milyonlarca Müslüman vatandaşımızı kırarak aşağılamayın dedi. Milletvekili Lamiel Araj ise Ulusal Meclis'te ötekileştiren bir tasarının tartışıldığının altını çizdi. Milletvekillerine sizce laiklik adına fanatizm ve kökten dincilikle değil de bir dine karşı mı mücadele edilmeli sorusunu yöneltti. Cumhuriyet yasalarına saygıyı güçlendiren prensipler yasa tasarısı Fransız Meclisi'nde ikinci kez görüşülüyor. Tasarı okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerle 18 yaşından küçük kız çocuklarının başörtüsü takmalarını yasaklıyor. Resmi spor müsabakalarında başörtüsü yasağı da tasarıda yer alıyor. Yasa tasarısının Temmuz ayı sonunda kabul edilmesi bekleniyor. Kanada'da Pakistan kökenli bir kişi Müslümanlardan nefret ettiğini söyleyen bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Olay anını anlatan Pakistanlı göçmen saldırganların kendisine ülkene geri dön dediklerini sonra da sakalını kestiklerini söyledi. Bıçakla saldırdılar, kolunu yaralayıp sakalını kestiler. Kanada'da Pakistanlı Müslüman göçmen Muhammed Kaşif ırkçı saldırının hedefi oldu. Saskatoon kentinde yaşayan Kaşif saldırıya evinin yakınlarında yürüyüş yaparken uğradığını anlattı. Arkasından gelen iki kişinin burada ne işin var, ülkene geri dön diyerek bıçakla saldırdığını ve kolundan yaralandığını aktardı. Bu sırada saldırganların elbisesini yırttığını ve neden böyle sakalın var diyerek sakalını kestiklerini söyledi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kanada'da son dönemde artan ırkçı eylemler dikkat çekiyor. Geçen hafta da St. Albert kentinde başörtülü iki kız kardeş bıçakla tehdit edilmişti. Değerli izleyenler hatırlayacaksınız. Bosna Hersek'teki savaş ve zulmün daha doğrusu iç savaşın ardından yaşanan soykırım Lahey'de mahkum ediliyordu. Ancak Slobodan Milošević, Sırp kasaba olarak bilinen Slobodan Milošević o dönemde yargılanırken hücresinde ölü bulunmuştu. Şimdi Lahey'de Sırp kasabı Milošević'in danışmanları Stanisic ve Simatović için mahkeme kararını açıklayacak. Bugün saat 16 sularında bekleniyor. Srebrenica'da anma etkinliği vesaire de yapılıyor ve o da çekimler için bulunan arkadaşımız Ufuk Şahin şu anda Srebrenica'da bizi bekliyor. Biz hem bu anma etkinlikleriyle ilgili detayları hem de bu alınacak kararla ilgili oradaki havayı alalım Ufuk Şahin'den şimdi. Evet, bugün yine Srebrenica'dayız ve Srebrenica soykırımının 26. yıl dönümü vesilesiyle haber paketlerinin çekimi için geldik buraya. Tabii yine gündeme dair önemli gelişmeleri de buradan takip ediyoruz. Bu kapsamda Bosna Savaşı'nda işlenen soykırım ve savaş suçlarına dair düğümlerin birer birer çözüldüğünü söyleyebiliriz. Keza Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün önemli bir karar daha verecek. Mahkeme Sırbistan Devleti'nin eski güvenlik şefi Jovica Stanisic ve yardımcısı Franko Simatović için kararını açıklayacak. Sırbistan'ın eski üst düzey güvenlik şefleri 1991-95 yılları arasında Bosna Hersek ve Hırvatistan'da Sırp olmayan
vatandaşlara, sivillere karşı işlenen katliamlardan sorumlu tutuldu ve işleyen dava süreci 2013 yılında karara bağlandı. Fakat delil yetersizliğinden beraatlerine karar verildi. Fakat Tembiz Konseyi bu kararı bozdu ve 2015 yılında Stanišić ve Simanović'in yeniden yargılanmasına hükmetti. 2017 yılında başlanan bu yeniden yargılama sürecinde 2019 yılına kadar toplamda 51 sanık dinlendi. Evet, toplam yargı süreci 18 yıl boyunca sürdü ve Stanišić ve Simanović hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor. Yine savaş suçluları anlamında 8 Haziran'da, geçtiğimiz günlerde 8 Haziran'da biz yine buradaydık ve eski Sırp General Ratko Mladić, Bosna kasabı olarak bilinen Ratko Mladić hakkındaki verilen kararı buradan takip etmiştik ve o gün Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Bosna kasabının tembiz başvurusunu reddetmiş ve hakkında ömür boyu hapis cezası vermişti. İşte o gün biz kurban yakınlarının ve Srebrenica annelerinin burada gözyaşlarına tanıklık ettik. O gün kurban yakınları şu ifadeyi kullanmıştı. Ratko Mladić gibi diğer soykırım ve savaş suçlarının da bir an önce yakalanarak cezalarını çekmeleri çağrısında bulunmuştu. İşte bu anlama bugünkü verilecek kararda gerçekten kurban yakınları için, Srebrenica kurban yakınları ve Srebrenica anneleri için büyük önem taşıdığını ifade edebiliriz. Evet, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi rezidüel mekanizması eski Sırp güvenlik şefi Jovica Stanišić ve yardımcısı Franko Simatović için son kararı bugün açıklayacak. Biz de yine TRT ekibi olarak bu gelişmeleri buradan Srebrenica'dan takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Ufuk Şahin'e. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Scientific American dergisinde İsrail'i eleştiren bir makale yayınlandı. İsrail yanlıları tepki gösterdi. Sağlık çalışanları Filistinlilere yardım çağrısı yapıyor başlıklı makale tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Makalede İsrail aşı ayrımcılığı yapmak ve savaş suçu işlemekle suçlanıyordu. İsrail yanlıları eleştirileri hazmedemedi. Amerikan bilim dergisi Scientific American'da yayınlanan makaleye tepki gösterdi. Sağlık çalışanları Filistinlilere yardım çağrısı yapıyor başlıklı makale tepkiler nedeniyle geri çekildi. Makale, Harvard Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, tıp öğrencileri ve Seattle Çocuk Hastanesi doktorları tarafından kaleme alındı. Makalede İsrail, aşı ayrımcılığı yapmakla ve savaş suçu işlemekle suçlandı. Amerikalı kurumlara Filistinlilere yönelik baskıları nedeniyle İsrail'e yönelik kınama ve boykot çağrısı yapıldı. Ancak makale bir grup İsrail yanlısının tepkisine yol açtı. Üçü Nobel ödülü sahibi 100 bilim insanı dergiye gönderilen mektupta editörlerin tek taraflı hareket ettiğini öne sürdü. Tepkiler üzerine makale derginin internet sitesinden kaldırıldı. Onun yerine bu makale Scientific American'ın kapsamı dışındadır ve kaldırılmıştır ifadesiyle editör notu eklendi. 176 yıllık dergi, sosyal medyada Filistin'e ilişkin paylaşımları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Derginin editörleri ise ifade özgürlüğünü destekledikleri yönünde açıklama yaptı. Değerli izleyenler, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'de 2 Temmuz'a kadar İsrail'de bazı temaslarda bulunacak. Bu ziyaretin ayrıntılarını ve İsrail'in gündemine dair ayrıntılar için şimdi hemen İsrail'e dönüyoruz. Kubilay Çakır bekliyor bizi orada. Kubilay, bu ziyaretin önemi nedir ve diğer gündem maddeleri nelerdir? Senden dinleyelim. Evet Serpil Dizdarlar, Almanya Cumhurbaşkanı bu iki günlük ziyareti boyunca İsrail'in hem mevcuttaki Cumhurbaşkanı, ki yakın zamanda kendisi Cumhurbaşkanlığı görevini bir başka isme devredecek. Almanya Cumhurbaşkanı da hem mevcut Cumhurbaşkanı Ruven Rivlin'le hem de Ruven Rivlin'in Cumhurbaşkanlığı, İsrail Cumhurbaşkanlığı görevini devretmeyi planladığı Isaac Herzog'la da bir görüşme gerçekleştirecek. Ve aynı zamanda da İsrail'de bilindiği üzere yakın zamanda yeni hükümet kurulmuştu. Yeni hükümetin başbakanı Naftali Bennett'le de İsrail Başbakanı'yla da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in bir görüşme yapması bekleniyor. Bu görüşmeler kapsamında İsrail'le Filistin meselesine iki devletli çözüme yönelik görüşmelerin yapılması bekleniyor. Ve aynı zamanda da Frank-Walter Steinmeier'in Filistin'de yeni yönetime
dair de çeşitli görüşmeler yapması bekleniyor. Hem İsrail tarafıyla bir ihtimalde Filistin tarafıyla Almanya Cumhurbaşkanı'nın bu konuları görüşme ihtimali bulunuyor. Hali hazırda geçtiğimiz Mayıs ve Temmuz, Mayıs ayında aslına bakarsanız Filistin'de bir seçim yapılması planlanıyordu. Ancak Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bu seçimleri ertelemişti. Dolayısıyla Avrupa'nın Filistin'de yeni bir yönetimin tekrardan iş başına gelmesiyle ilgili ciddi bir talebi var, ciddi bir baskısı var. Bunun gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda İsrail'in yeni hükümetinin, koalisyon hükümetinin daha doğrusu ciddi anlamda İsrail'de farklı kesimleri içermesi açısından hem Avrupa için ve Almanya için yeni bir ilişki kurulması itibariyle Almanya Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmeler kapsamında ileriye yönelik Almanya-İsrail ilişkilerine ve İsrail-Filistin meselesine yönelik genel görüşmeler yapmasını bekliyoruz. Bu görüşmede tabii şunu da şu bilgiyi de vermek gerekiyor. Bir ay önce Heiko Maas'ta yani Almanya'nın Dışişleri Bakanı da yine İsrail'deydi. Alman yetkililerin İsrail'e sık sık ziyaretlerde bulunduğunu ve İsrail'in genel itibariyle Filistin'deki işgalini eleştirmekle birlikte Gazze'deki Hamas hareketine yönelik de bir terör örgütü olarak algılayış biçimi var ve İsrail'i hemen hemen İsrail'in buradaki varlığını ve Filistin, kadim Filistin topraklarındaki Yahudi nüfusunun varlığını ve İsrail devletinin sürekliliğini ciddi anlamda önemsiyor Almanya ve bunu her defasında vurguluyor. Bunun dışında bir konu daha var aslına bakarsanız. Bu da İsrail'in yaklaşık 50 yıldan fazla süredir devam ettirdiği Filistin'deki işgali. Bu kapsamda Kudüs'ün doğusundaki İsrail işgali 1967'den beri devam ediyor ve işgal aslına bakarsanız şimdi tam da bahsedeceğim konular üzerinden ilerliyor. Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın hemen bulunduğu yerin güneyinde kalan Silvan Mahallesi'nde İsrail Filistinlere ait olan evlerin yıkılmasını ve buradaki Filistinlerin evlerini boşaltmasını talep ediyor. Bunu baskılıyor askeri gücüyle birlikte ve Filistinlilere de şu aşamada iki seçenek sunulmuş durumda. Ya evlerini kendilerinin yıkacaklar ya da İsrail'in yıkımı sonrasında İsrail'e bu yıkım için bir para ödemeleri gerekiyor. Burada yaklaşık hali hazırda sadece bu olayla alakalı 13 Filistinli ailenin bu yıkım tehdidiyle ve evlerinden edilme tehlikesiyle İsrail'in tarafından evlerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Silvan genelinde ise 1500'den fazla Filistinli ailenin bu İsrail'in bu işgaliyle ve bu ev yıkımlarıyla, ev boşaltmalarıyla muhatap olduğunu, karşı karşıya olduğunu söylemekte fayda var. Birleşmiş Milletler'e göre de İsrail'in bu ev boşaltmaları ve ev yıkımları bir savaş suçu kapsamında değerlendirilebilecek konulardan. Dolayısıyla genel itibariyle gündemde bu konuların olduğunu söyleyebilirim. Tam da yayın yaptığımız yerin hemen arka kısmında yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde de yine gerginliğin devam ettiğini söyleyebilirim. Burada da İsrail'in yine Filistinlerin evlerini boşaltmaya ve oraya Yahudi yerleşimleri yerleştirmeye yönelik girişimleri devam ediyor. Hemen arkamda İsrail'in kontrol noktaları da yer alıyor. Burada da gerginlik dün gece de devam ediyordu. Genel itibariyle gerek İsrail'in Filistin'deki işgali gerekse dış gelişmeler itibariyle konuların bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Kubilay Çakır bize İsrail gündemini aktardı ve değerli izleyenler biz şimdi önemli bir durağa gidiyoruz. Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri Bakü'de bir ortak tatbikat yürütmüşlerdi. Bugün o tatbikat bitiyor ve Azerbaycan tarafı yeni görüntüler yayınladı tatbikata dair. Fatih Havanos bekliyor bizi Bakü'de. Fatih, tatbikatın önemi ve görüntülerin anlattıklarını senden dinleyelim. Serpil, bir taraftan Türkiye'de Konya'da Anadolu Kartalı 2021 tatbikatı var. Orada Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri aslında önemli eğitimler gerçekleştiriyor. Diğer taraftansa Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 28 Haziran gününde başlayan Mustafa Kemal Atatürk 2021 tatbikatı. Yine bu bölgede Bakü'de başlamıştı. 28 Haziran'da başlamıştı. Bugün de Azerbaycan Savunma Bakanlığı o kritik tatbikattan ilk görüntüleri paylaştı. Tabii tanklar, zırhlı araçlar, askeri helikopterler gerçekten gerçeğini aratmayan bir tatbikat. Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her yıl Mayıs ve Haziran döneminde Mustafa Kemal Atatürk tatbikatını gerçekleştiriyor. Ve bugünkü paylaşılan görüntülerde de yine iki silahlı kuvvetlerinin birlikte beraber o askeri eğitimlerini görüyoruz. Burada tabii hedef çok önemli. İki ordunun eş güdüm içerisinde, koordinasyon içerisinde hareket edebilmesi,
tek merkezden sevk ve idare edilebilmesi ve yine iki ordunun aslında iki farklı silah kategorisini bir arada kullanabilmesi için oldukça önemli bir tatbikat. Bir taraftan Kırım'da Rusya'nın tatbikatı, Karadeniz'de NATO'nun tatbikatı, güneyimizde Hazar Denizi'nde İran'ın tatbikatı ve bugün de yine Türkiye ile Azerbaycan'ın Hazar'da, Bakü'de, Bakü Yarımadası'ndaki tatbikatı oldukça dikkat çekiciydi. Genel kapsamından bahsedecek olursak 600 asker, 40 tank ve zırhlı araç, 3 insansız hava aracı, 50 top sistemi, 50'den fazla da askeri aracın katıldığı oldukça geniş kapsamlı bir tatbikat olduğunu söyleyelim. 28 Haziran'da başlamıştı ve bugün de sona erecek bu tatbikat ve bu tatbikata ilişkin de en net detaylı görüntüleri bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaşmıştı. Bunu da ifade edelim ve başkent Bakü'de notlarımız bu şekilde, sözü yeniden size bırakalım. Fatih Havanos'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kırgızistan'da temaslarda bulunuyor. Başkent Bişkek'te Kırgız mevkidaşıyla görüşen Akar, iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaptı. Türkiye olarak kardeş Kırgız halkının huzur, istikrar ve refahına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarda bulundu. Ziyaretinin ikinci gününde Akar'ın ilk durağı Kırgızistan Milli Savunma Bakanlığı oldu. Kırgız mevkidaşı Tuğgeneral Tağlaybek Omuraliyev, Hulusi Akar'ı askeri törenle karşıladı. Daha sonra ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmelerde askeri, güvenlik, savunma sanayi konuları ve FETÖ'yle mücadelede işbirliği ele alındı. Bakan Akar, Kırgızistan'ın siyasi istikrarı ve toplumsal huzurunun öncelikleri olacağını belirtti. Türkiye olarak kardeş Kırgız halkının huzuru, istikrarı ve refahına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Omuraliyev de ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret bizim için ayrı bir anlam, önem taşıyor diye konuştu. İki bakan daha sonra birlikte Zafer Meydanı'na geçti. Milli Savunma Bakanı Akar burada 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Kırgızlar anısına çelenk bıraktı. Değerli izleyenler, Türkiye ile Sudan tarım alanında işbirliğini genişletiyor. İki ülke arasındaki tarım alanında işbirliği protokolü imzalandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve beraberindeki heyet Sudan'da resmi temaslarda bulunuyor. İki ülke arasındaki anlaşmayla pilot çiftlik, tohumculuk, tarım araştırmaları, tarım hastalıkları, üretimin artırılması ve eğitim konularında işbirliği hedefleniyor. Mehmet Hadi Tunç işbirliği protokolüyle Türk iş insanlarının Sudan'daki tarım faaliyetlerinin artırılmasının amaçlandığını söyledi. İki ülke bakanlıklarının teknik kapasitelerini paylaşmalarının ortak hedefler arasında olduğu da ifade edildi. Değerli izleyenler, Özbekistan gündemi de hayli yoğun. Birçok uluslararası foruma ev sahipliği yapıyor Özbekistan. Özbekistan gündemini almak üzere hemen Taşkent'e dönüyoruz. Arkadaşım Şahrubek Alimov bekliyor bizi. Şahrubek, gündem için, ayrıntılar için söz sende. Özbekistan birçok uluslararası forumlara ev sahipliği yapıyor. Bu forumların düzenlenmesinde inisiyatif gösteriyor. Bir forum da bilgi güvenliği alanında bağımsız devletler topluluğu uluslararası uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Forumu bağımsız devletler liderler zirvesinde Şevket Mirziyoyev tarafından önerilmişti bu forumun düzenlenmesi ve foruma çevrim içi ve dışı olarak toplam 180 uzman katıldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden devlet kurumları, bağımsız kuruluşlardan katılan uzmanlar bilgi güvenliği alanındaki son gelişmeler ve bu yöndeki işbirliğinin imkanlarını tartıştılar. Dijital ekonomide verilerin korunması, bilgi hırsızlığı ve kiber salgınlarla mücadele, kişisel bilgilerin korunması gibi birçok alanda paneller düzenlendi ve uzmanlar bu konuda fikir alışverişinde bulundular. Uzmanlar bilgi güvenliği alanında işbirliği sayesinde kiber salgınlar ve büyük kayıpları engellemeye yönelik işler yapılabileceği konusunda mutabakata vardılar. Özbekistan İstatistik Kurumu 2021 yılının Ocak-Mayıs aylarına ilişkin otomobil ihracatına ilişkin bilgileri paylaştı. Yılın ilk 5 ayında Özbekistan 134,9 milyon dolarlık
otomobil ihraç etmiş ve geçtiğimiz yılın aynı aylarına göre bu rakam 84 milyondan fazla artış gösteriyor. Araçlar en çok Kazakistan, Afganistan, Ukrayna, Kırgızistan, Rusya ve Azerbaycan ve Tacikistan'a ihraç edilmiş ve bu araçlar Özbekistan'da üretilen araçlar artık bu ülkelerde kullanıma başlıyor. Covid vakalarına gelecek olursak günlük vakalar pek sevindirici değil. Günlük vakalar 500'e de yaklaştı neredeyse. Son 24 saat içerisinde 487 kişi de daha koronavirüs tespit edildi ve şu ana kadar 110 binden fazla vatandaş bu hastalığı baştan geçirdi. Son 24 saat içerisinde 647 kişi daha taburcu oldu ve ülkede taburcu oranı hala %96 olarak devam ediyor. Hastanede tedavi gören vatandaşların sayısı gittikçe düşüyor. 2878 olarak açıklandı son verilere göre ve son 24 saat içerisinde 3 ölüm vakası görüldü ve toplam ölüm vakaları koronavirüsten dolayı 736 kişi olarak açıklandı. Şu anda 3 milyon 541 binden fazla vatandaş aşı olduğunu söyleyebiliriz ve bugün itibarıyla 1 milyon doz daha aşı getirildi. Zifi Uzvak 2001 aşısından 1 milyon doz daha getirildi ve böylelikle ülkenin doz rezervi 7,5 milyon dolar milyon aşıya yükseldi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Biz Türk Dünyası'nın gündemiyle devam ediyoruz. Türk Dünyası'nın gündemi için şimdi Kazakistan'a döneceğiz. Nur Sultan'da bizi Caner Salıbay bekliyor. Caner, hem ikili görüşmeler çok yoğun şu günlerde hem de salgınla ilgili gündem var elinde. Hepsini senden dinleyelim lütfen. Evet Serpil, dizeler. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında ikili ilişkilere ilişkin çok yönlü konular masaya yatırıldı. Berdimuhamedov konuşması sırasında Kasım Jomart Tokayev'i Tacikistan'a bir resmi ziyarette bulunmaya davet etti. Tokayev de bu yılın son baharında Aşgabat'ta yapılacak 6. Hazar zirvesine katılmaya hazır olduğunu ifade etti. Diyelim. Öte yandan Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev şu anda Rusya'da bulunuyor. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bilge Nazarbayev'in basın sözcüsü Aydos Ukubay tarafından belirtildi. Aydos Ukubay yaptığı açıklamada iki ülke liderleri görüşme sırasında Avrasya Ekonomik İşbirliği ve bölgesel gündemdeki güncel konuları masaya yatıracak açıklamasını yaptı diyelim. Öte yandan Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşınbayev, Kırgızistan'ın Kazakistan Büyükelçisi Jeenbek Kulubayev ile görüştü. Taraflar parlamentolar arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Ayrıca Aşınbayev görüşme sırasında bu sonbaharda Kırgızistan'da seçimlerin yapılacağını ve Cogorku Keneş'in yeni üyelerinin seçeceğini biliyoruz. Parlamentolar arasındaki işbirliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor açıklamasını yaptı diyelim. Öte yandan Belarus Cumhuriyeti'nin Kazakistan Büyükelçisi Pavel Utyupin ile de bir görüşme gerçekleştirdi ve iki ülke arasındaki milletvekillerin ilişkilerinin çok üst düzeyde olduğunu kaydetti diyelim. Öte yandan sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan'da salgınla mücadele devam ediyor. 1 Şubat'ta başlayan aşı kampanyası devam ediyor şu anda. Son bir haftada ülkedeki aşı kampanyası hız kazandı. Son 24 saatte ülke genelinde 88 bin kişi koronavirüse karşı aşı oldu. Sadece Almatı bölgesinde 12 binden fazla kişi son 24 saatte koronavirüsün aşısının ilk dozunu aldı. Sağlık Bakanlığı'na göre 30 Haziran itibariyle ülke genelinde yaklaşık 3,5 milyon kişi koronavirüsün ilk dozunu aldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Caner Salıbay bize Nur Sultan'ın gündemini aktardı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan temasları kapsamında başkent Taşkent'in ardından tarihi Semerkant ve Buhara şehirlerini ziyaret etti. Oktay'a ziyareti sırasında Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'la beraberindeki heyet eşlik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan'da temaslarda bulundu. Fuat Oktay, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in ardından tarihi Semerkant şehrine geçti. Fuat Oktay'a ziyareti sırasında Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'la beraberindeki heyet eşlik etti. Müzeye git, sen kesin.
Cumhurbaşkanı yardımcısı Semerkant şehrindeki ziyaretine Ulu Rasathanesi'nden başladı. Fuat Oktay'ın bir sonraki durağı İmam Buhari Türbesi oldu. Ardından beraberindeki heyette Semerkant'taki İpek Yolu Uluslararası Turizm Üniversitesi'ne ziyarette bulundu. Burada İpek Yolu üzerindeki farklı kültürlere ait geleneksel kıyafetlerin sergilendiği müzeyi gezdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üniversite çalışanları ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Timur'un türbesi, Ebu Mansur El Maturiti türbesini ziyaret eden Oktay, burada Kur'an okudu, dua etti. Registan meydanında bulunan Tilla Kari ve Ulu Bey medreselerini de gezen Fuat Oktay, ardından Buhara'ya geçti. Buhara'da Şah-ı Nakşibendi türbesini ziyaret eden Oktay, şehrin tarihi yapılarını gezdi, Özbeklerle bir süre sohbet etti. Bir demirci atölyesini de ziyaret eden Fuat Oktay, Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la birlikte demir dövdü. İngiltere'de suçla mücadelede yeni bir adım atıldı. Mağdurlar artık kendi kanıtlarını çevrimiçi ortamda polise sunabilecekler. Londra Polis Teşkilatı sistemin soruşturmaları hızlandıracağına dikkat çekiyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da suçla mücadelede yeni bir uygulamaya gidiliyor. Londra Belediyesi tarafından onaylanan sistemle suç mağdurları kendi kanıtlarını internet üzerinden polise sunabilecek. Suça ilişkin fotoğraflar, evlerdeki güvenlik kameraları ve araç kamerası görüntüleriyle, cep telefonuyla çekilen görüntüler internet aracılığıyla polisin sistemine yüklenebilecek. Uygulamanın pilot çalışması geçen Temmuz ayından bu yana Kuzey Londra'da yapılıyor. Yaklaşık 3500 dijital kanıt sisteme yüklendi. Güvenlik yetkilileri sistemin soruşturmaları hızlandıracağını, şiddet suçlarında özellikle de aile içi şiddetle mücadeleyi daha etkin hale getireceğini düşünüyor. Sisteme karşı çıkanlarsa bunun halkla polis arasındaki ilişkiyi azaltacağını savunuyor. Uygulamanın suç mahallindeki tetkikleri geri planda bırakabileceği, bunun da önemli soruşturma fırsatlarının kaybına yol açabileceği ifade ediliyor. Almanya'da Facebook'a karşı dikkat çekici bir adım atılıyor. Devlet kurumlarından Facebook sayfalarını kapatmaları istendi. Federal Bilgi Güvenliği Dairesi aralarında başbakanlığında olduğu kurumlara gönderdiği yazıda kullanıcı bilgilerinin güven altında olmadığını belirtti. Kurumlara yıl sonuna kadar süre verildi. 879 bin'den fazla takipçisi olan Başbakanlığın, 305 bin'den fazla takipçisi bulunan Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook sayfalarını kapatması istendi. Bununla da kalmadı, diğer devlet kurumlarının da aynı adımı atması talep edildi. Almanya sosyal medya platformu Facebook'la ilgili kritik bir talebi konuşuyor. Ülkenin özel bilgi ve verilerin korunmasından sorumlu Federal Bilgi Güvenliği Dairesi'nce üst düzey devlet kurum ve kuruluşlarına bir yazı gönderildi. Yazının gönderildiği kurumlar arasında Almanya Başbakanlığı da var. Yazının gereği yapılırsa yılbaşından sonra Almanya Başbakanlığı'nın faaliyetleri Facebook sayfasından duyurulamayacak. Daire devlet kurumlarına ait tüm Facebook hesaplarının kapatılmasını istedi. Bunun için yıl sonuna kadar süre verdi. Kapatılması talebine ise kullanıcı bilgilerinin güven altında olmaması gerekçe gösterildi. Sayfaların veri güvenliğini sağlama koşullarına uygun olmadığı belirtildi. Yazıda, Facebook yönetiminin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka mecralarda kullanılmasına engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş davrandığı dile getirildi. Yazının ulaştığı kurumlar talebin incelendiğini açıkladı. Ve değerli izleyenler, Hollandalı bir aşçı dünyanın en pahalı hamburgerini yaptı, 5000 avroya sattı. Tabii ki bu başarıyla Guinness Rekorlar kitabına girdi. En pahalı yiyecekleri kullandı. Onlarla dünyanın en pahalı hamburgerini yaptı. Rekor fiyata sattı. Hollandalı aşçı Robert Jan de Ven, pandemi sürecinde bozulan işlerini açmak için yeni bir girişimde bulundu.
Pahalı bir hamburger yapıp satmaya karar verdi. Wagyu cinsi sığır eti, kral yengeci ve 250 avro değerinde havyar gibi oldukça pahalı yiyecekleri kullandı. Yaptığı hamburgeri altın yapraklı ambalaja sardı. Satışa koyduğu hamburgere bir firma talip oldu ve 5000 avro ödemeyi kabul etti. Hollandalı aşçı hamburgeri firmaya rekor fiyata satarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Daha önceki rekor 352 kilogramlık hamburgeri 4100 avroya satan Amerika Birleşik Devletli bir firmaya aitti. Değerli izleyenler, arkamda gördüğünüz bir robot köpek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mars görevlerinde kullanılmak amacıyla üretildi bu robot köpekler. İki robot köpek eğitim kapsamında hiçbir yönlendirme olmaksızın yüzlerce metrelik bir mağarayı keşfetti, numune aldı. Engebeli arazileri aşıp mağaraya giriyorlar. Çevreyi inceleyip analiz için örnekler alıyorlar. Üstelik bütün bunları herhangi bir yönlendirme olmadan yapabiliyorlar. Amerikan robot tasarım şirketi Boston Dynamics tarafından geliştirilen robot köpekler insan müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Robot köpeklerin eğitimi için Kuzey Kaliforniya'daki ulusal parkta yer alan sönmüş lav yatakları seçildi. Robot köpekler buradaki yüzlerce metrelik mağarayı harita olmadan bir saatten az bir süre içinde keşfetti. Çalışma sırasında robotlar yüzeydeki ekiple temas halinde kaldı ve onların istediği bilgileri eksiksiz sağladı. Temasın kesildiği hallerde de ne yapmaları gerektiğini köpek robotlar belirledi. Çalışma boyunca köpekler birlikte çalıştı. Biri numuneleri test etmek için gerekli ekipmanı taşırken diğeri de çevreden numune topladı. İki robot köpeğin Mars'a yapılacak bir seferde kullanılması planlanıyor. Dünyanın muhtelif bölgelerindeki hava durumuna bakacağız şimdi. Dünyanın bir kısmı aşırı yağış ve fırtınaya teslim, bir kısmı ise kavurucu sıcağı. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında kavurucu sıcaklar yaşanırken Yeni Zelanda'da dondurucu soğuk etkili. Almanya ve Hong Kong'da ise şiddetli yağmur hayatı felç etti. Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki devasa kum fırtınası şehri adeta yuttu. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı kavurucu sıcağa teslim. Bölgede rekor üstüne rekor kırılıyor. Kanada'da aşırı sıcaklar can aldı. Son 24 saatte sıcaktan etkilenen 63 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu yaşlılar oluşturuyor. Yeni Zelanda'da ise dondurucu soğuk ve fırtına etkili. Başkent Wellington'da dalgalar sahil yollarını kapladı, uçuşlar iptal edildi. Kıyıda yaşayanlardan tahliyeye hazır olmaları istendi. Almanya'nın güneyinde de fırtına, dolu ve şiddetli yağış hayatı felç etti. Baden-Württemberg eyaletinin Rottweil kentinde aşırı yağış yolları dereye çevirdi, araçlar sürüklendi. Stuttgart kentinde itfaiye ekipleri 300'den fazla yardım talebine cevap verdi. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, kazalar nedeniyle trafik aksadı. Hong Kong'da siyah yağmur fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi. Şiddetli yağış sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yollarda oluşan göçükler nedeniyle ulaşımda güçlük çekildi. Meteoroloji yetkilileri kamu hizmetlerinin askıya alınması çağrısı yaptı. Çin'in İç Moğolistan bölgesinde ise devasa kum fırtınası etkili oldu. Kum fırtınası adeta şehirleri yuttu. Fırtınanın etkili olduğu alanlar karanlığa gömüldü. Halka dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Değerli izleyenler, bu haberle birlikte bir Avrasya Gündemi programının daha sonuna geldik. Yarın saat 13'te Avrasya Gündemi'nde buluşmak dileğiyle esen kalın.